Merhaba sevgili izleyenler, Rebound programıyla karşınızdayız. Kaan Kural'la birlikte basketbolda tamamladığımız haftayı konuşacağız. Heyecanlı bir Euroleague haftasını geride bıraktık. Artık sona da çok yaklaştık. 29. haftanın sonuçlarıyla başlıyoruz programı. Anadolu Efes, Olympiakos'u konuk ettiği karşılaşmayı 77-69 kazandı. Brose Basket, Darüşşafaka Doğuş'u konuk ettiği maçı uzatmada 99-97 kaybetti. Barcelona, Maccabi Tel Aviv'i 76-71 ile geçerken Kızıl Yıldız, Unix Kazan'ı 83-65 mağlup etti. Baskonya Galatasaray Odeabank deplasmanında 103-80 ile galip geldi. Emporio Armani Milan'da Jalgiris Kaunas'ı 88-84 ile geçti. Panathinaikos, CSKA Moskova'yı 85-80 yenerken Fenerbahçe Real Madrid deplasmanından 61-56'lık yenilgiyle ayrıldı. Programımıza da Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlıyoruz. Önce haberimizi izleyelim. Fenerbahçe Real Madrid deplasmanından 61-56 mağlup ayrıldı. Turkish Airlines Euroleague'in normal sezonunun 29. hafta karşılaşmasında lig lideri Real Madrid'e konuk olan Fenerbahçe, İspanyol rakibine 61-56 mağlup oldu. Normal sezondaki 12. mağlubiyetini alan temsilcimiz karşılaşmaya iyi başlarken Sergio Yu ile skor üreten Real Madrid ilk 10 dakikayı 20-16 önde geçti. Maçın ikinci çeyreğinde kontrolü ele alan ve 4-3'lük isabeti bulan Fenerbahçe, sağ içinden 10'da 2 ile oynayan Real Madrid'e geçmeyi başardı ve soyunma odasına 32-29 önde girdi. Üçüncü periyotta hücum ritmini artıran ve Rudy Fernandez'in etkili oyunuyla farkı kapatan ev sahibi ekip, maçın da son 10 dakikasına 48-43'lük skor üstünlüğüyle girdi. Son çeyrekte her iki ekip de 13 sayı üretirken kontrolü kaybetmeyen Real Madrid böylelikle mücadeleyi de 61-56 kazandı. Zirvedeki yerini koruyan İspanyol ekipte Sergio Yu 16 sayıyla oynarken Fenerbahçe'de Bogdan Bogdanovic 15 sayı kaydetti. Evet, Fenerbahçe Real Madrid karşılaşmasının değerlendirmesiyle başlayalım. Öncelikle şunu sorarak başlayayım. Bu kadar düşük skorda ve tempoda geçeceğini bekliyor muydun karşılaşmanın, Kaan Kural? Valla bekliyordum desem çok büyük yalan söylemiş olurum. Real Madrid'in bu sezon kendi evinde, bu Boyacá Arena'da, Madrid'de en düşük attığı skorun kaç olduğunu biliyor musun? Yok, bilmiyorum. 80. 91 sayı ortalama, ortalamayı geçtim. Şu ana kadar burada 13 tane maç yaptılar, 13 tane Euroleague takımıyla oynadılar. En düşük 80 sayı attılar. Yani şimdi en düşük sayı, işte Fenerbahçe olabilecek en düşük skorda tuttu desen ne dersin? 80 sayı, 73 falan desen hani 61 ne oluyor ya? Yani bu nasıl bir savunmadır? Bu nasıl bir savunmadır ve nasıl oyun kontrolüdür? Çünkü birebir savunmayla açıklamak yeterli değil bunu. Hani tempoyu kontrol edip oyunu tamamen ritimden çıkardığın zaman iki taraf için de geçerli tabii bu. Çok düşük skorlar tutabiliyorsun ama hani tek kelimeyle muhteşem yani. Zaten maç boyunca oyun planının ne kadar iyi işlediğini gördük. Veseli ve Yudoh başta olmak üzere kurguyu çok iyi kurdu. Hiç fırsat vermedi. Bir takım ekstra hücum ribaundları almasına rağmen Real Madrid hücum ribaundundan bile mesela ikinci atış sayısı çok nadir yedi. İkinci atışlarda da potu yakınlarında da çok iyi savundu. Bu açılardan Fenerbahçe'nin asıl planı ve bu Fenerbahçe'yi tüm Avrupa'da farklı kılan en önemli özellik olan bu savunmanın çalışması çok güzel. Harika. Peki. Gelelim hücuma. Ya sen 61'de tutup yenemiyorsan ne yapacaksın? 52'de mi tutacaksın yani? Yani 61'de tuttun işte. 61'de tuttuktan yani, sonra da yenmen gerekiyor değil mi? Bir önceki rekordan %25 daha düşük seviyede tutmuşsun. Yani zaten daha ne yapacaksın ki? Hani zaten o muhteşem bir performans ortaya koymuşsun orada. Evet evet. Yani dünya rekoru olmuş, 9 sayıda koşmuşsun artık. Yani bir zahmet de şey oldu yani. Şimdi zaten peki, sorun da orada başlıyor. Sorun da orada başlıyor. Şimdi ana planla ilgili ve ana Fenerbahçe'nin yarattığı değer ve Fenerbahçe'nin kimliğini tanımladığı bu savunmayla ilgili bir sorun yaşayacağını pek biz zannetmiyorduk zaten. Hı hı. O konularda çok fazla sorun yaşamadık. Tamam, Veselin'in dağınıklığının vesaire Fenerbahçe için biraz problem yarattığını söylüyoruz ama onu bir şekilde telafi ettiler artık yani. Orayı devam ettirebiliyorlar. Artı şekilde. Bu tip hedef maçlara gerek Fenerbahçe'nin hazırlanması gerek Obradovic'in motivasyonuyla tabii başka bir motivasyon bu bir şekilde hallediliyor. Fakat ki bu cepte ve hala Fenerbahçe zaten bir elit seviyede tutan şey yok. Fakat diğer konuda hücumun sıkışıklığı ve hücumun alternatif üretememesi konusunda durum iyiden iyiye daha kronikleşmeye başladı. Yani hücum bir şey üretemiyor. Sezon içinde
belli alışkanlıklarla, belli devinimlerle, belli akıcılıklar kazanırken Fenerbahçe tam tersine belli durağanlıkların üzerinden kendi kendini çok daha durdurmaya başladı. Şimdi bu maçın özelinde bakıyoruz. Fenerbahçe bir tabii sakatlıklar da var. Şimdi Datome'nin özellikle Datome'nin yokluğu hücumu çok sınırlıyor. Şu dönemde Sulukas'a biraz daha fazla ihtiyaç var gibi. Çünkü şu anda Fenerbahçe hücumu Bogdanovic gelir. İkili oyun oynar, onun etrafından oynanmaya çalışılır. Olmazsa Bobby Dixon veya Datome birebir oynar. Şimdi Datome'de bu şeyden çıkınca, bu üçgenden çıkınca artık iyice bir ne olacak yani? Ne kaldı? Kim atacak? Ne kaldı? Bogdanovic ikili oyun oynar, olmazsa Bobby Dixon birebir oynar. Böyle İki olmuyor. Tane seçenek, az aynen. Bir seçenek Fenerbahçe'nin hücum seçenekleri işte için arasında. Ve işte 11'de 3 attı mesela Bobby Dixon. Şimdi bu arada Bobby Dixon kötü oynadığını falan iddia edemez kimse. Çok iyi şut atmadı, evet. Ama yani bu kadar sıkışmış bir hücumda o tip bir oyuncuya sürekli birebir oynatırsanız 11'de 3'ü de kabul etmeniz gerek. Yani tamam, yapacak bir şey yok yani. Kötü oynadı diyemezsiniz. Keşke şut daha sokamamış olsa. Olabilir. Tabii. Ama ama zaten bundan daha iyi bir şut servisi de beklememek lazım yani. Hani her şeyi bu kadar birebir oynuyorsunuz. Bogdan Bogdanovic'in 16'da şey attığını görüyoruz. 16'da 5. Bu da çok sönüyor ama 16 tane top kullanıyor zaten ve her şeyi birebir üzerinden onun üzerinden, daha doğrusu pardon, ikili oyunda onun üzerinden oynamak zorunda kalıyorsunuz. 4 tane top kaybı yapıyor tabii bu durumda. Çünkü sürekli ikilik sıçramaya tuzak getiriyor Real Madrid. Yani sonuç itibariyle aslında skor çok şey anlatıyor. 61 rakibi 61'de tutup kazanamıyorsanız bu hücumun ne kadar sorun yaşadığını gösteriyor. Tamam, boks ringinde hep söylerler işte önemli olan yumruk almamaktır diye. Almıyorsunuz ama bir tane bile vuramadıktan sonra karşıdaki yorgunluktan düşüp bayılmazsa kazanamıyorsun. Bu Fenerbahçe için zaten son geçtiğimiz haftalarda iyiydi. Yani daha bütün sezon boyunca gelen, son haftalarda iyice kronikleşen bir sorun. Şimdi Datome'nin gelmesi, özellikle mesela Sulukas da ikili oyun konusunda bir alternatif yaratacaktır. Hı hı. Bunlar bir hafif bir nefes alma fırsatı verir. Ama nefes almaktan daha çok koşabilmesi lazım. Yani bir nefes aldıktan sonra bir de yumruk atabilmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu saatten sonra bunun olgunlaşacak süresi kalmadı. Ve oluşan tabloda Fenerbahçe son 4 maçın 3'ünü kaybettikten sonra da bir anda çoktan cepte gibi görülen ilk 4 evet. Neredeyse imkansızlaştı. Yani Fenerbahçe'ye bağlı değil en azından. Fenerbahçe'nin bu hafta Barcelona'yı iç sahada yenebileceğine inanıyoruz. Büyük, çok da favori çıkıyor ama iş orada değil. O kısımda puan durumunda yani. Aynen, karşılaşmalar konuşuruz. Bitsin onu konuşuruz. Orada artık sonsuz bir denklem yani çıkıyor çünkü. Real Madrid cephesinde de ya zaten Sergio Llull bu sezon muhtemelen Euroleague'in MVP'si olacak. En azından hak edilen o 2-3 adaydan biri. Harika bir sezon geçiyor. Kesinlikle. Ve yani tamamen duran, hiçbir şey üretilmeyen maçta yine Llull'ün bir kere daha gerektiğinde Llull kariyeri boyunca değerli bir oyuncu oldu ama bu kadar sorumluluk alıp bireysel yaratıcılığı ve bireysel kararları üzerinden oynadığı pek olmamıştı. Son iki sezonda bu lidere ve bu skorere ve bu şeye dönüştü. Çözüm üreticiye dönüştü. Onun da çözümü üretti. Bir de ve geçen seneye oranla daha iyi, geçen seneye veya bu sezonun ilk yarısına oranla çok daha iyi gözüküyor. Rudy Fernandez de ona katılınca bir şekilde bulamayacaklardı yani. Peki devam edelim o zaman Brose Basket Darüşşafaka Doğuş karşılaşmasıyla. Tabii çok çok önemli bir karşılaşmaydı. Uzatma sonunda gülen taraf Darüşşafaka Doğuş oldu. EuroLeague'de playoff heyecanının başlamasına oldukça az bir süre kalırken normal sezonun son haftaları da büyük kapışmalara sahne oluyor. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'le birlikte playoff'a katılmak isteyen Darüşşafaka Doğuş, Almanya'da karşılaştığı Brose Basket Bamberg'i uzatma periyodu sonucunda 99-97 mağlup etti. Maça ev sahibi ekip hızlı başlarken ilk çeyrekte oldukça yüzdeli şekilde hücum eden ve savunmasını sıkı tutan Almanya temsilcisi bu 10 dakikayı 22-14 önde geçti. İkinci periyotta üçlük atışlardan skor üretemeyen ve boyalı alan dışında hiçbir yerden sayı bulamayan Darüşşafaka Doğuş böylece devreye 40-29 geride girmiş oldu. Üçüncü çeyrekte geri dönüşe imza atan ve rakibinin potasına 26 sayı bırakan temsilcimiz son periyoda gerilirken farkı 3'e indirdi. Son 10 dakikada ise bu sefer 29 sayı kaydeden ve Brose Basket Bamberg'in direncini kıran Dačka karşılaşmayı 84-84'lük skorla uzatmada da taşıdı. 5 dakikalık uzatma periyodunda yalnızca bir atış kaçıran ve Brett Wanamaker'ın önderliğinde 15 sayı üreten Darüşşafaka Doğuş, rakibini 99-97 mağlup ederek sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Galibiyet sayısını 15'e çıkartan temsilcimizde Brett Wanamaker 30, Will Clyburn de 26 sayı kaydederken ev sahibi ekipte Fabian Kasör 15 sayı ile mücadele etti.
direktörü Şafak Doğuş, Turkish Airlines Euro Ligi'nin normal sezonunun son haftasında sahasında Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Evet, Ayşe Fakat Doğuş son hafta Kızıl Yıldız'ı ağırlayacak. Final tadında bir karşılaşma bekliyor tabii direkt bizi. Direkt final. Tadı değil, direkt kendisi final. Evet, final. Gerçekten öyle bir mücadele bekliyor ama şimdi bu karşılaşmaya dönelim. Daha Ayşe Fakat Doğuş'un kaybetme lüksü yoktu. Uzatmada kazandı. Biraz farklı bir uzatma çeyreği izledik diyebiliriz. Önce hemen ufak bir düzenli bir kaybetme lüksü vardı aslında ama Kızıl Yıldız'ın Unix kazana yenilmesi gerekiyordu. Yani. O da hayli uzak bir ihtimaldi. Ama bir kere her şeyden önce 3 hafta önce Kaf Dağı'nın bile arkasında görülmüyordu. Bulutların arasında kayboldu dediğimiz playoff artık bir maç ileride ve Darüşşafaka'nın elinde. Yani Darüşşafaka kazanırsa gidiyor. O yüzden en azından bu gidiş, bu son 3 maçı kazanırken Darüşşafaka adına çok da olumlu. Fakat bu özellikle Borussia deplasmanında normalde bizim bildiğimiz veya beklediğimiz veya Darüşşafaka'nın yapabildiklerinden farklı bir şey olmadı. Yine Clyburn Wanamaker ve Wilbeck'in yaratıcılığı üzerinden oynamaya çalışıyor. Wilbeck'in bu sefer tökezledi. Atamadı ama bu kadar. Clyburn ve özellikle Wanamaker. Yani Wanamaker'a zaten Darüşşafaka çok ciddi bir kontrat verip bu takımın lideri olması için getirmişti. Bugün için getirmişti yani. Ve Wanamaker burada gerçekten bir de eski takımına karşı oynuyor olması belki de apayrı. Farklı bir motivasyonla aynen çıkmış olabilir. O onları tanıyor, onlar onu tanıyorlar. Ama Wanamaker bunları yapması için alınmıştı ve bugün gerçekten yani bu karşılığında gerçekten harika bir oyun ortaya koydu. 30 ne sayı kadar, attı. 30 sayı, 6 rebound, 6 asistle oynadı. Tam bir lider gibiydi. Zaman zaman Wanamaker'ın bunları yapabileceğimiz ama zaman zaman maç içinde kaybolduğunu görüyorduk biz onu. Ki Darüşşafaka böyle parça parça oyuncular üzerinden oynadıkça onun pek kaybolma lüksü olmuyor genelde yapı içinde. Ama bu maçta yani bunu hedef olarak belirlenen bu maçta çok kafaca hazır çıkmış ve oynadı. Clyburn zaten ana skorer. Onun üzerinden de oynandı. Şimdi Wilbeck'in eşiği olmadığı zaman da bir de tamamlayıcılar ne yaptılar? Sen biliyorsun zaman zaman Bertans, zaman zaman Anderson ortaya çıkıyor. Bu sefer de Adrian Moerman çıktı bu kez de. Şey de önemli ama mesela maçın en kritik basketinde, maçın kilit basketinde Harangudi attı ve hiç eli titremedi yani. İşte zaten bu oyuncuların yani Wilbeck'in, Clyburn, Wanamaker üçlüsünün üzerine kuralı düzende diğer oyuncuların psikolojilerinin çok sağlıklı olması lazım. Yani elini titremedi dedi ya, elinin titrememesi lazım. Bu pozisyonun hiç gelmeyebileceğini sezon boyunca bilip ya da geldiği anda... Gelmediği de çok oldu yani. Birçok karşılaşma yani var çoğu, bu şekilde. Çoğu zaman zaten bireysellik üzerinden gittiği için olmuyor ama orada hazır olması zaten Harangoni'nin karakteri de biraz buna yakın. Çok soğukkanlı bir oyuncu. Çok doğru atışı kullandı. Şimdi yalnız şunu da söylemek lazım. Bu kadar hedef bir maçta Daçka'nın ilk yarıdaki performansı da bayağı içler acısıydı. Yani şu açıdan... Hiç motive görünmüyorlardı en başta. Her şey, sporda çok büyük talihsizler veya çok büyük şanslar oluyor. Şöyle, maça başlarsınız, rakip çok ekstra şut isabeti bulur, çok akıcı bulur. O üzerinizdeki baskı yüzünden bir eliniz ayağınıza dolanır, tuhaf top kayıpları gelir vesaire. Geri düşebilirsiniz, olabilir. Yani ilk yarıdaki skordan bahsetmiyorum ben. Fakat hani... Hedef maçta, finalden önceki yarı final maçı, yani Euroleague'in yarı final maçıydı onlar için bu. Yarı final maçına bu kadar herhangi bir maçmış gibi çıkamazsınız. Yani ilk yarıdaki Darüşşafaka, bunu teknik anlamda söylüyorum, psikolojik anlamda demin inşaat... Yani istediğini bir göremedik. Aynen. O arzusunu, hırsını göremedik yani ilk yarıda. Yani Euroleague'deki yarı final maçında Borussia Basket karşısına mı çıkıyor? Yoksa Spor Toto Süper Lig'deki 6. haftadaki demin inşaat Büyükçekmece maçına mı çıkıyor? Hiçbir farkı yoktu. Yani biraz daha yırtıcı olmak lazım. Biraz daha maçı istediğini göstermek lazım. Tamam, devre arasından sonra artık bayağı Bled de artık içeride ne yapsa çok daha ateş, çok daha hırslı çıktılar. Bled de zaten daha ateşliydi kenarda. Fakat çok disiplinli bir takım. Borussia'yı yakalamak o kadar kolay değil. İkinci yarıda belli hakemcilikleri de biraz yardımcı oldu şimdi Darüşşafaka. Hep genelde seyircilerimiz biliyordur. Ben hani hakem oyunu hiç konuşmaz. Zaten gerek yok. Olumlu veya olumsuz. Çünkü hakem bizim elimizdeki bir faktör değil. Yani sonucu etkilemişse bahsedilebilir. Ama biz genelde çok şikayet ediyoruz. Zaman zaman tersi de oluyor işte. Yani bir iki düdük çok lehine gelişti. Olabilir. Çünkü sporun içinde bu da var. Onu da yararlanıp ama maç sonunda mesela beni en çok etkileyen, yani bu maçla ilgili en olumlu söyleyebileceğim şey, maç sonunda çok ne yaptığını bilerek oynadı Darüşşafaka. Ki hep söylüyoruz. Genelde maç sonunda da hep problem yaşardı. Şöyle, çok bireysel üretim üzerinden oynandığı için ne yapacağını bilmek konusu pek Darüşşafaka'nın
yapabildiği demeyeceğim ama yapmaya çalıştığı bir şey değil. Onlar zaten şunu yapmaya çalışıyoruz gibi yola çıkmıyorlar. Şu oyuncular üzerinden bir şey üretmeye çalışıyoruz. Nasıl ortaya, biraz doğaçlama oynuyorlar. Fakat bu sefer kimin topla oynayacağı, alan paylaşımının ne olacağı, bazı oyuncular topa sarken diğerlerinin nerede? İşte Harangodi'nin pozisyonu, Harangodi o kadar doğru bir yere, o kadar doğru bir yere. O kadar hazırdı ki tam onun pozisyonuydu. O açıdan hep Darüşşafaka ile ilgili söylediğimiz bu işte prefabrik oyunda herkes rolünü çok daha anlamış gibi gözüktü. Bu da iyi bir haber. Psikolojik tarafı hiç iyi değildi maçın ama sondaki herkesin birbirini iyi tanımış olma hali de daha sondaki o planlı görüntü bizim arzuladığımız bir görüntüydü ve umut vericiydi tabii. Ve sonuç itibariyle de 3 galibiyetle şimdi artık playoff'a bir maç kaldı. Final kaldı. Gerçekten çok çok heyecanlı bir karşılaşma bizleri bekliyor önümüzdeki hafta. Anadolu Efes'le devam edelim. Anadolu Efes'te Olympiakos'u konuk etmişti ve Efes'in çıkışı sürüyor. 77-69 galip geldi. Türkiye Eğlen Süro Lig'de normal sezonun bitimine yalnızca 2 hafta kalırken Anadolu Efes 29. hafta mücadelesinde Olympiakos'u ağırladı. İç sahadaki son 2, toplamdaysa son 3 maçını kazanan temsilcimiz ilk maçta farklı yenildiği rakibini 77-69 mağlup etti ve böylece ligde 5. sıraya yükselmiş oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve Tom Örtel ile etkili olan Anadolu Efes 22-15 galip tamamladığı ilk çeyreğin ardından vitesi düşürmedi. İkinci periyotta da boyalı alandan etkili olan ve savunmasından taviz vermeyen temsilcimiz böylelikle devreye 43-36 üstün girdi. Üçüncü periyotta daha istikrarsız hücum etmesine karşın Yunan ekibe fazla skor üretme şansı vermeyen lacivert beyazlılar yalnızca 15 sayı üretebildiği bu çeyreği de 8 sayı farkla 58-50 önde geçti. Mücadelenin son 10 dakikasında hata yapmayan ve tecrübeli rakibine karşı kontrolü elden bırakmayan Anadolu Efes sağdan da 77-69 galip ayrılan taraf oldu. Galibiyet sayısını 17'ye çıkaran temsilcimiz de Tom Örtel 18 sayı ve 5 asistle oynarken Georgios Printezis ise Olympiakos adına 16 sayıyla mücadele etti. Anadolu Efes EuroLeague'de normal sezonun son haftasını Real Madrid deplasmanında geçirecek. Anadolu Efes dolu dizgin devam ediyor. Olympiakos'a da gerçekten İstanbul'dan çıkış yok, anlaşıldı artık bu. Ve 77-69'luk galibiyet Anadolu Efes'ten. Son 8 maçın 7'sini kazandı Efes. İlginçtir bu aradaki mağlubiyet de sezonun en kötü mağlubiyeti bu arada. Ve burası en kritik zamanda gelen mağlubiyetti. Yani çok pahalıya patlayabilirdi. Sezonun en kötü maçını arada oynadılar ama 8 maçın 7'sini kazandılar. Şimdi fakat bu 8 maçın 7'sini kazanırken bunları ayırmak lazım bu Brose mağlubiyetiyle. Çünkü o Brose mağlubiyetine gelene kadar 4 maç üst üste kazanmıştı ama Efes çok 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 iyi gözükmemişti. Son 3 maçtır oldukça iyi demeyelim de çok daha kendine güvenen ve rakibe oyunu dikte ederek gösteriyor. Mesela Olympiakos'a oyun dikte etmek kolay iş değildir. Mesela Real Madrid'le oynuyorsanız Real Madrid de çok üst düzey bir takım, Olympiakos'ta. Real Madrid'de belli şeyleri dikte edip kendi oyununuzu empoze edebilirsiniz. Ya da CSKA. Ama Olympiakos öyle değildir. Efes'in bunu başarmış olması bence çok şaşırtıcı. Fakat bu değişim nereden kaynaklanıyor? Hani hep söylediğimiz bir konu var. Ya Vladimir Perasovic artık sezonun son düzlüğünde bu iş böyle olmayacak. Başka bir çözüm bulalım deyip Tom Örtel'i ilk 5'ten kestiğinden beri ve Tom Örtel'i ana karar verici konumundan çıkardığından beri. Biz hep ne söylüyorduk? Bu takım Avrupa'nın belki de en atlet takımı. Bu takımın açık saha oynuyor olması lazım. Bu takımın forvetlerini mutlaka devreye sokuyor olması lazım. Ama bunun için birinin topu forvetlere ulaştırması lazım. Ve hızlı ulaştırması lazım. Tabii. Çünkü bu forvetlerin 3 saniye kala değil yani. Bu forvetlerin en büyük özelliği hiçbiri toplu oynayamıyor. Brown hariç ama o da birebirci yani şey değil, top yönlendirici değil, bitirici. Yoksa top tabii, yönlendirici birebir de alıyor, bitiriyor ama. Şimdi o yüzden Örtel'e biraz mahkum gibiydi. Baktı olacak gibi, mahkum değilim kardeşim. Ben doğuşla oynarım. Gerekirse Jason Granger'ı tekrar oynatırım dedi. İşin ilginci bu Tom Örtel'e de çok iyi geldi. Çünkü Tom Örtel bu maçta en fazla süren 3. oyuncu. Yani tabii. Kenardan geliyor olması bir şey değiştirmiyor ama bunu da söylüyordu çünkü. Tom Örtel aynı zamanda en iyi sorun çözücü konumunda. En iyi sıkışan oyunu açabilecek oyuncu konumunda. Kenardan çok zeki çünkü yani oyunu çok farklı görüyor. Birebir yetenekleri de çok özel. Çok güzel. Yani kenardan getirip oyunu sıkıştığı anda oyuna soktuğun anda bir anda takıma ivme veriyor. Fakat ilk 5 başladı. Genel ritmi, genel oyun temposunu belirlediği zaman bütün forvetlerin performansı düşüyor. Düşüyor. Sonra onların oyuna dahil olması da zaman bulamıyorlar. Artı herkesin herkesin verimli olduğu oyunu yaratamıyor. Biz hep ne diyorduk? Efes rakip eğer tempolu oynarsa çok iyi gözüküyor çünkü şeyi. Fakat Efes'in sıfır oyun disiplinini yani oyun planını sahaya
koyma iradesi sıfır diyorduk. Evet, rakip rakibin... takımı eğer tempolu oynuyorsa tamam. Ne güzel. Ama oynamıyorsa eyvah ne rakip çıkacak. Rakip ne oynarsa onu oynuyor. Eyvah ne çıkacak diyorduk yani bu karşılaşmadan. Şimdi Örtel'siz Efes'in büyük oranda böyle bir iradeye sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü forvetler o kadar çok koşuyor ki gard da onlarla birlikte gidiyor. Ve bir anda yani Efes seviye atladı falan demeyeceğim ama çehresi çok değişti Efes'in. Şimdi bu maçın özelinde bakıyoruz 7 oyuncu 7 ve fazla skor üretmiş. Çünkü zaten yani Tyler Honeycutt'ı, işte Brandon Paul'ü, Cedis'i, Deshaun Thomas'ı falan çok fark etmiyor ki. Aynı düzenin içinden besliyor. Keza Bryant Dunstan da öyle. Keza Alex Kirk de öyle. Yani pivotlar bile öyle. Doğuş'u zaten çok sevmiyor. Doğuş da zaten açık alan dışında hemen hemen sıfır etkinliği olan bir oyuncu. Herkes için daha önemli. Üstüne üstlük böyle oynadığın zaman oyuncuların oyun odağı arttığı için savunma enerjileri ve savunma iştahları da artıyor. Bu maçta çok farklı olmadı o açıdan. 18 sayı üretti Tom Hurtan. Yine en skor oldu dediğim gibi ama 7 oyuncu 7'nin üzerinde skor yaptı ki bence esas işte esas burayı değişimi. Görmemiz aynen. Gerekiyor. Esas kimlik değişimi orada. Olympiakos'un da çok az mesela skor belki 8 sayı öyle çok fazla gözükmüyor. 3. çeyrekte Olympiakos beraber de yakalamıştı. Ama şu beni şaşırttı dediğim gibi. Onu bir kere daha altını çizmek istiyorum. Efes'in başından sonuna oyunu kazanacak gibi gösteriyoruz. Yani oyuna hakim olması. Evet yani beraberlikte bile hani Anadolu Efes'in kazanacağı tabii. Şey rahattık aynen. Yani. Rahat izledim ben açıkçası. Böyle bir hava yakalamış olması Efes'in ve böyle bir şey hissettirmiş olması hakikaten çok şaşırtıcı. Hakikaten şaşırtıcı bir değer. Ve playofflar öncesi kesinlikle çok iyi haber. Kesin. Peki tabii bizler için sıralamayı ilgilendiren karşılaşmalardan biri Panathinaikos-CSKA Moskova mücadelesiydi ve Panathinaikos 85-80 galip geldi. Panathinaikos Euroleague'in 29. haftasında CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Rus ekiple Yunanistan'da kozlarını paylaşan yeşil beyazlı ekip rakibini uzatmalar sonucunda 85-80 mağlup etti ve playoff'ta saha avantajını elde etme konusunda önemli bir galibiyet almış oldu. Karşılaşmanın ilk periyodunda her iki takım da tempolu hücum ederken, ikinci çeyrekte de bu oyunları sürdüren ekiplerden Panathinaikos devreyi 45-40 önde kapattı. İkinci devreye etkili giriş yapan ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte yalnızca 13 sayı üretmesine karşın son 10 dakikaya 58-55 üstün girdi. Maçın son çeyreğinde geri dönüşe imza atan ve karşılaşmayı uzatmalara götürmeyi başaran CSKA Moskova, buna karşın devamını getiremedi ve Panathinaikos karşılaşmayı 85-80 kazandı. Ligin 4. sırasına yükselen Panathinaikos'ta Casey Rivers 17 sayıyla oynarken, James Augustin ise CSKA Moskova adına 14 sayı ve 7 reboundla mücadele etti. Panathinaikos, CSKA Moskova, 85-80 galip gelen taraf Panathinaikos. Efes'le ilgili bahsettiğimiz şeyi aslında Panathinaikos için de söyleyebiliriz. Panathinaikos ama çok daha, biraz daha önce, yaklaşık 1,5 ay kadar önce başladı toparlanmaya. Ve bu kararı vermeye. Yani takımı tamamen Kalatis ve Kalatis'in yaptıkları üzerinden çıkarıp Mike James'in çok daha aktif olduğu, Mike James'in çok daha fazla karar verici bir konumda olduğu bir takıma evirmeye çalışıyorlardı. Casey Rivers'ın işte devreye girdiği. Ama bu evrim çok kolay bir şey değil sezon ortasında. Brussin daha aktif olduğu bir takım. Ama o dönüşümden çok daha iyi bir Panathinaikos'a geldiğimiz ortada. Bu maçın özelinde konuşmuyorum. Bu maçın özelinde söylemek gereken önemli şey, işte kısalarınız delici olduğu zaman, işte Mike James'in mesela bir pozisyonu da şu anda görüntüye geldi. Kısalarınız delici olduğu zaman çok daha fazla üretim sağlayabiliyorsunuz. Kalatis mesela potaya gidebilen bir oyuncu ama deliciydi. O ikili oyunlar üzerinden oynuyor. James gibi delici oyuncuların etrafında takımı şekillendirmek de çok daha kolay. Burada işte Singleton da çok daha etkili oluyor. James Kiss de çok daha etkili oluyor. Yani herkesin çok daha sevdiği bir yöntem. James Feldane'e çok daha fazla şut pozisyonu kalıyor. Ki Kalates de yine 12 sayı buldu. Aynı Efes sistemi gibi aslında. Aynen. Kalates ve yarattıkları değil... Mike James'in deliciliği ve delicilik üzerinden oynamak bir anda takımın kimliğini değiştirdi. Ve Panathinaikos gerçekten bu değişimden sonra çok daha başka bir yerde. Çok büyük ihtimalle de ev sahibi avantajını yani 4. sıra için en avantajlı takım konumundalar. Son karşılaşmada tabii Tel Aviv deplasmanında Maccabi'nin de çok fazla
yani deplasmanda bir olsa favorinin Panathinaikos olduğunu söylemek tabii lazım. Tabii bu playoff açısından önemli bir karşılaşmaydı. Son temsilcimizin maçını da değerlendirdikten sonra biraz daha puan durumu üzerinden konuşacağız bunları da. Galatasaray Odeabank Baskonya mücadelesiyle devam edelim. Baskonya İstanbul deplasmanında 103-80 galip geldi. Galatasaray Odeabank Turkish Airlines Eurolig'in 29. haftasında ağırladığı Baskonya'ya 103-80 mağlup oldu. Karşılaşmayı hızlı başlayan konuk ekip ilk 10 dakikada boyalı alanı oldukça etkili kullandı ve bu çeyreği 27-21 önde tamamladı. İkinci periyotta 6-3'lük isabeti bulan ve toplamda 33 sayı üreten Baskonya, böylelikle aradaki farkı daha da açtı ve devreye 60-44 önde girdi. Maçın ikinci devresine daha iyi başlayan ve üçüncü periyotta rakibinin sadece 20 sayı bulmasına izin veren Galatasaray Odeabank, buna karşın skor farkını azaltamadı ve son çeyreğe 80-66 geride girdi. Son çeyrekte kontrolü elden bırakmayan konuk ekip böylelikle maçı 103-80 kazandı ve ligde 5. sıraya yükseldi. Galatasaray Odeabank'ta Sinan Güler 12 sayı ve 9 asistle oynarken Baskonya'da ise Kim Tili 20 sayı üretti. Baskonya hücum açısından çok çok rahat bir karşılaşma oynadı. 103-80'de galip geldi. Ya daha devrede 60-60'tı zaten Baskonya. Baskonya tempo bulduğu zaman çok etkili olabilen bir takım. Son dönemde de sezon ortası düştükten sonra şimdi tekrar formdalar. Ama Galatasaray hiç, Fenerbahçe diyorum çünkü Fenerbahçe için daha önemliydi maç. Galatasaray hiç direnç göstermedi. Açıkçası bunu da pek beklemiyordum. Galatasaray'ın bu karşılaşmaları biraz sezon provası için, yani yeni oyun sisteminin cilalamak için birer prova gibi olduğunu görüyorduk. Ama işin savunma tarafında hiç prova gibi değil. Evet, hiçbir direnç göstermediler. Yani söyleyecek fazla bir şey yok. Söyleyecek şu var. Maç öncesi bazı yaşananlar bir de maçın havasını öyle bozdu ki biraz takımın da moralini bozmuş olabilir. Şimdi ben de. Şimdi hiç görmek istemediğimiz ve üzücü olaylar yaşandı aslında. Ya şimdi spor kültürü, şu anda yine tam anda tam bu sırada görüntüye geldi. Ya spor kültürüyle, daha doğrusu bir vefa, takdir ve hafıza ile hiç bağdaşmayacak şeyler oluyor. Ergin Ataman, Galatasaray basketbolunun geçmişi çok başarılıdır evet, ama son 10 yıldaki en harika dönemini yaşattı. Bu takıma ilk Avrupa Kupası'nı getirdi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasını getirdi, şampiyon yaptı takımı. Sonra Euroleague çok uzak görünürken Euroleague'e taşımış oldu. Sonrasında ne olmuş olursa olsun bir Galatasaray taraftarı sempatisinin, Galatasaray taraftarını geçelim, basketbol seyircisinin bu anları çok büyük minnetle anıyor olması, ondan sonra yaşanacak ne olursa olsun bunları gölgelememesi gerekiyor. Ve bunlara saygısından dolayı da performansından memnun olmayabilirsiniz, başka şeyden memnun olmayabilirsiniz. Belli bir saygı çerçevesinde davranması lazım. Yani Galatasaray taraftarının yaptığı ya vefasızlığın, ayıbın dibi yani. Hani böyle şey olmaz. Ya, kullanılan dil de çok çirkin. Bu değerli hocanın, bu Galatasaray'ı ismet etmiş hocanın yaptıklarına da çok büyük ayıp. Galatasaray'ı ayıp ediyorlar aslında, Ergin Ataman'a değil. Yani Galatasaray'ın tarihine bu kadar önemli destekledikleri şeyler... takıma büyük bir aslında... Bu destekledikleri takımın varlığına çok ciddi bir tuğla koymuş bir oyuncu, insana büyük ciddi haksızlık ediyorlar. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Gerçekten oturup bir düşünsünler ne yaptıklarını. Türkiye'de taraftar kendini her zaman haklı görmeye ve işte Galatasaray'ın değerlerini savunan kişi olarak bazı zor yani işleri yapmaya... Yani gider ama hep esas takımdır gibi çok, konuşulur çok ama... Çok kutsal bir şeyi savunduklarını zannederler. Hiç öyle bir şey yok. Bu savunmak değil en azından. En azından böyle de değil. Kendilerini bir aynaya baksınlar. Fakat madalyonun bir de diğer tarafını da söylemek lazım. Ergin Ataman'ın yaptığı da, Ergin Ataman'a çok büyük ayıp edildi, çok büyük haksızlık edildi ve Türk sporu için çok üzücü bir durum. Ama Ergin Ataman'ın yaptığı da bir koça yakışmaz. Koç takımını sahada bırakıp gitmez. Gidecekse eğer, gitmesi gerekiyorsa takımla birlikte gitsin. Ama takımı oradayken takımı bırakıp gidemez. Bu da son derece yakışıksız yani. Ergin Ataman açısından da Galatasaray kariyeriyle yaptıklarıyla falan hiç alakalı değil. Ama koçluk kariyeri açısından son derece yersiz ve çok yakışıksız bir hareket. Takım başında komutanın ordusunu bırakıp gitmesine benziyor bu. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
Evet, bu karşılaşmada... Yani eğer işte Ergen Hanım'ı istifaya falan davet ediyorlar ya. Buna ne, son derece haklısı diyorum ama bu hareket yüzünden bu işte istifa nedeni olabilir işte. İstifa isteği nedeni olabilir. Çünkü hakikaten bu kabul edilebilir bir şey değil. Evet, dün böyle tatsız bir olayda yaşandı. Ha, sonra işte maç başında o kadar olay oluyor, soyunma odasına gidiyor, geliyor. Ondan sonra o takım da böyle dağılıyor. Tabii ki yani performans, iyi bir performans ortaya koyması gerçekten çok zor. Peki devam edelim. 29. hafta sonunda artık son haftaya girilirken puan durumu nedir? Onu getirelim ekrana. Evet, puan durumu ekranlarınızda. Tabii ilk bu kısmı bizi esas ilgilendiriyor. Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos üçlüsünün... İlk üç yeri garanti. Evet, değişmeyeceğini aktaralım. Panathinaikos, Baskonya, Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Kızıl Yıldız sıralanmış durumdalar. Darüşşafaka Doğuş da hemen ardında bulunuyor playoff potasının. Şunu hatırlatalım. Darüşşafaka Doğuş 9. sırada, son hafta Kızıl Yıldız'da içeride oynuyor ve galip gelmesi durumunda playoff'a kendisini atacak. Ve ilk maçı da kazandığı için ikili averaj falan da yok. Yani maçın sonucu ne olursa olsun evet. Yani kazanan gidiyor. Kazanan gidiyor. Dolayısıyla içeride Darüşşafaka Doğuş oynayacak olması bir avantaj. Bunu final olduğunu söyleyelim, Darüşşafaka Doğuş, Kızıl Yıldız. Peki diğer ihtimaller üzerinden de biraz konuşalım. Şöyle, hayli karışık ihtimaller. Hayli karışık. Yani Efes'in dördüncülük şansı yok, onu söyleyebilirim. Evet. Fenerbahçe... Panathinaikos, CSKA Moskova'yı yenince dördüncülük şansı kalmadı. Bitti. Fenerbahçe'nin 8'e inme ihtimali bile var. Çok 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 düşük bir ihtimal olsa da. Gerçekten çok düşük bir ihtimal. Ama var. Geri kalan sıraların ne olduğunu belirlemek kolay değil. Burada önemli olan şu, Darüşşafaka nihayet 3 hafta önce imkansıza yakın görünen şeyi eline aldı. Tek maç ve direkt rakibiyle oynuyor. Bir de en güzel tarafı da o. Tek maçta eliminasyon sistemi neredeyse. Evet. Bu maç hem de iç sahada oynama avantajına sahip. Bu maçı kazanırsa gerçekten hak ettiğini gösterecek ve ilk 8'e girecek. Real Madrid'de ilk tur maçlarını oynayacak. Real Madrid'de ard arda şimdi bu hafta şeyle oynadı, Fenerbahçe'yle. Şimdi önümüzdeki hafta Efes'le olacak. Ondan sonra da Darüşşafaka ile bayağı da komik olacak. Şimdi yani o maç biraz tabii Fenerbahçe'nin sıralamasını etkiliyor. Eşleşmesini etkiliyor. O da şöyle. Anadolu Efes eğer Real Madrid'i yenerse deplasmanda Fenerbahçe, CSKA Moskova ile eşleşecek. %100 değil ama %99 olacak. %99 diyebiliriz. Öyle olacak. Evet. Ve şöyle, biz tabii Türk milleti olarak komplo teorilerine bayılırız. Yani Real Madrid cephesinin isteyeceği en önemli şeylerden biri olur. Çünkü öyle ya da böyle, her ne kadar Efes son dönemde çok daha formda gözükse, Fenerbahçe o kadar formda gözükmese de 4 tane önemli takım var şu anda Euroleague'de. Yani daha iddialı. Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin hedef maçlarda Obradoviç yönetiminde çok daha neler yaptığını herkes biliyor. Evet. Fenerbahçe, CSKA, Olympiakos ve Real Madrid. Şimdi bu takımlardan biri, ister Real Madrid, ister Olympiakos, ister CSKA olsun, isterse Fenerbahçe olsun, fark etmez. Bu diğer üç takımdan ikisinin birbiriyle oynamasını istemez mi? Tabii ki ister. Tabii birbirinden ki ister. Biri elenecek, manevora gelemeyecek. Doğal olarak Real Madrid'in hani klasik tabiriyle, Türk komplo teorisyenleri tabiriyle yatacağını varsayabilirsiniz. Efes'in de çok işine geliyor. Efes çünkü kazanırsa çok beşinciliği çok büyük ihtimalle cebine atıyor. Olympiakos, Real Madrid, CSKA üçlüsünden sıyrılıp İşte Panathinaikos'la bir ihtimalle oynama ihtimali oluyor. O çok daha isteyeceğiniz bir eşleşmedir. Tabii. Ama bu tip komplo teorilerine çok prim vermezsek eğer, ki ben vermeyi tercih etmem. Real Madrid'in normal şartlarda, yani Efes bu arada formda, Efes'in Real Madrid'i yenme ihtimali var ama düşük bir ihtimal. Çünkü Madrid deplasmanda kimse öyle kolay kolay kazanmıyor. Doğal olarak da favori Real Madrid ve favorilerin bir şekilde kazanacağını, işlerin biraz hayatın doğal akışına uygun gideceğini düşünürsek, şimdi Baskonya kesin kazanacak. Baskonya çok net favori. Jalgiris'e karşı. Fenerbahçe o zaman 6. oluyor. Fenerbahçe zaten 6.'lıktan çok yukarı çıkamayacak gibi gözüküyor. Hı hı. Eğer işler ters gitmezse. Yani işler başka türlü gitmezse. Bu da Fenerbahçe'nin ya Olympiakos ya Olympiakos ya CSKA Moskova gibi oluyor. Bu da yani Fenerbahçe bu sonucu kendi yarattı. Nasıl Darüşşafaka kazanarak kendi yarattıysa biraz Fenerbahçe'de Maccabi ve Kazan gibi İki tane çok tuhaf mal. İşte evet, onlar biraz pahalıya çok pahalıya mal oluyor şu anda. Peki hemen 30. haftanın programını getirelim Euroleague bölümünü kapatmadan önce. Ve evet, son hafta, normal sezonun son haftası ekranlarınızda Fenerbahçe Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Brose Basket Galatasaray Odeabank'ı ağırlayacak.
Maccabi Tel Aviv Panathinaikos'la oynayacak. Baskonya Žalgiris Kaunas mücadelesi var. CSK Moskova Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Doğuş Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. Emporio Armani Milan Unix Kazan'la oynarken artık son karşılaşmada Anadolu Efes Real Madrid deplasmanında parkeye çıkacak. EuroLeague bölümünü noktalayalım. Yine güzel bir haberle devam edelim. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri vardı. Rövanş karşılaşmaları vardı. Temsilcilerimizden Banvit Rizen'le karşı karşıya geldi ve galip gelerek Final Four biletini aldı. Bir diğer tarafta da Pınar Karşıyaka vardı. Pınar Karşıyaka başaramadı maalesef. Çeyrek finalde FIBA Şampiyonlar Ligi macerası sona erdi ama Banvit Final Four heyecanını yaşatacak bizlere. Önce haberimizi izleyelim, sonrasında değerlendirmelerde bulunacağız. Banvit FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Ludwigsburg'a konuk oldu. Bandırmadaki ilk maçı 5 sayı farkla 92-87 kaybeden Banvit, rövanşta Almanya temsilcisi Ludwigsburg'u 6 sayı farkla 59-53 yenerek adını dörtlü finale yazdırdı. Büyük çekişmeye sahneye olan mücadelede temsilcimiz, Jordan Theodore'un son saniye basketiyle turu geçmeyi başardı. Gecenin bir diğer maçında Pınar Karşıyaka çeyrek final rövanş mücadelesinde İtalya'nın Umana Reyer Venezia takımı ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçı sahasında 74-71 kazanan İzmir ekibi, rakibine 8 sayı farkla 74-66 yenilerek dörtlü finale kalma başarısını gösteremedi. Dörtlü finalde Banvit ve Umana Reyer Venezia'nın yanı sıra İspanya'dan Iberostar Tenerife ve Fransa'dan Monaco takımları da mücadele edecek. Karşılaşmaların 28 ve 30 Nisan'da oynanacağı dörtlü finalin kura çekimi ise 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Biz Banvit'i burada çok konuştuk ve bu kupa için adaylardan, şampiyonluk adaylarından biri olarak çok konuştuk. Gösterdiği gelişimi ve sabrı çok konuştuk ve sonunda sanırım artık mükafat da geliyor. Ya Final Four yeterince bir mükafat. Kesinlikle. Zaten. Tabii Beşiktaş aslında daha büyük bir favori olarak görüyorduk ama Beşiktaş evet. Biraz baskı altında onu da eleyen Karşıyaka oldu. Karşıyaka da bu sefer yalnız daha Beşiktaş aslında baskının Karşıyaka'nın üzerinde olacağını varsayıyorduk biz. Ama iki Türk takımı olunca dinamikler farklı oluyor. Karşıyaka Venezia serisinde de gördük ki Karşıyaka hiç diğer maçlarda veya Türkiye Ligi'nde gösterdiği kimliği gösteremedi. Orada çok tecrübe, bir arada oynama geçmişi vesaire gibi konular önüne çıktı. Banvit tarafında ise şöyle söyleyeyim, her şeyden kendi evinde kaybedip deplasmanda kazanmak hiç kolay iş değildir. Bunu yapmasının yanı sıra gerçekten çok iyi bir maç hazırlığı yapabildiğini gösterdi Banvit ki beni şaşırtan o oldu. Çünkü bu Banvit kadrosu Filipovski'yle birlikte yeniden kurulmuş bir kadro. Tabii. Ve yeniden kurgulanmış bir kadro. Bu kadronun normal oyun planı dışında maç özeline ait bir plan yapıp bunu bu kadar iyi uygulayabilmesi biraz daha olgun takımlara, daha bir yerde oynamış takımlara özgü bir durumdur. Ama mesela hep söylüyoruz, özellikle Ludwigsburg'un çok yüksek tempoya bayıldığını biliyoruz. İnanılmaz maçı düşük tempoda tutmayı başardılar. Hiç ritim almasına izin vermeden bir deplasmanda yapıyorsunuz bunu. Mesela Bandırma'da yapamadıkları bir şeydi ya da belki de Bandırma'da bu kadar hazır değillerdi ya da bu kadar iyi planlamamışlardı kurguyu. Çok düşük skorlu bir maçın çok daha işlerine geldiğini fark edip çok düşük skorda tutmayı başardılar. Biraz Fenerbahçe Real Madrid gibi oldu. Yani maçın sonunda biraz şans da güldü onlara. Evet. Bunu, ama zaten her şeyi doğru yaparsanız biraz da şans yanınızda olacak. Yanınızda olmadı mı da kaybediyorsunuz. Burada sevindirici olan şansı olmayan taraf bizim 1,5 senedir çok eleştirdiğimiz, işte kendi oyuna küskün gözüküyor, başı önde gidiyor dediğimiz, özgüven sergilemiyor dediğimiz Furkan'ın maçın en kritik topunu alıp Harangodi'nin daha çok kadar yaptığı Harangodi olgunluğunda atıyor. Eli titremeden. Yani şey gibi. Senelerdir sabah, zaten bu sabah idmandan önce arkadaş idmandan önce ısınmak için şut atıyormuş. Tak diye atması maçın en kritik üçlüğünü. Maçın sonunda herhalde bu sezonun kahramanına kalması da biraz şairane ya da biraz bir film senaryosu gibi oldu. Bu sezonun kahramanı. Sporun cilvesi genelde böyle olur. Güzellikleri de bir taraftan. Bu sezonun kahramanı Jordan Theodore. Son topun Jordan Theodore'a kalması. Bütün sağ boyunca topu sürüp getirmesi ve maçı, daha doğrusu seriyi kazandıran basketi atması da biraz masalsı oldu. Evet. Şimdi Tenerife'deki Final Four'da başarılar dileyelim. Şampiyonluk favori diyemeyeceğim.
Banvit için. En azından böyle bir tecrübe ve böyle bir oyun olgunluğuna sahip olduklarını çok düşünmüyorum. Ama adaylar. Çünkü hiçbir rakipleri ne Venezia ne Monaco, belki biraz Tenerife en azından ev ev sahibi olduğu için hem İspanyol ve Avrupa Kupası oynamaya alışık olduğu için bir tık daha belki önde olabilir ama Banvit'in bu Ludwigsburg karşılaşmasında gösterdiği oyun değil ama oyun olgunluğu ve oyun konsantrasyonu ve plan uygulamasını gerçekleştirirse çok iyi bir, haberler. Evet, iyi bir aday olduğunda hiç şüphe yok. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Peki NCAA ile devam edelim. NCAA'de de Final Four heyecanı yaşanacak. Bakalım hangi karşılaşmalar bizleri bekliyor. NCAA'de normal sezonun tamamlanmasının ardından 68 takımın katılımıyla Mart ayında başlayan ve March Madness olarak adlandırılan ulusal basketbol turnuvasında sona yaklaşıldı. Bu sene rakiplerini eleyerek Final Four'da mücadele etmeye hak kazanan Gonzaga Bulldogs, North Carolina Tar Heels, Oregon Ducks ve South Carolina Gamecocks takımları Phoenix Üniversitesi stadında boy gösterecek. Normal sezonu 36 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Gonzaga tarihinde ilk kez son 4 takım arasına kaldı. 1985 yılından bu yana normal sezonda bir veya daha az mağlubiyetle Final Four'a çıkan 8. takım olmayı başaran Gonzaga, otoritelerce şampiyonluk ihtimali en yüksek ekip olarak gösteriliyor. Gonzaga'nın yarı finalde karşılaşacağı South Carolina'da rakibi gibi tarihinde ilk defa Final Four'da ter dökmeye hazırlanıyor. Normal sezonu 26 galibiyet ve 10 mağlubiyetle tamamlayan South Carolina çıktığı son 3 maçı da ikinci yarılarda geriden gelerek kazandı. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece oynanacak bir diğer yarı final mücadelesinde ise North Carolina ile Oregon karşı karşıya gelecek. Normal sezonu 33 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamlayan Oregon tarihinde ikinci defa Final Four'da mücadele verecek. 1939 senesinde şampiyon olan Oregon, 78 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak amacında. Normal sezonu 31 galibiyet ve 7 mağlubiyetle bitiren North Carolina ise bugüne kadar düzenlenen 78 Final Four'da 20 kez boy göstererek bu alandaki rekoru elinde tutuyor. Efsane NBA oyuncusu Michael Jordan'ın da 1981-1984 yılları arasında formasını terlettiği North Carolina, şampiyonluğun güçlü favorilerinden biri. Evet, heyecanlı bir Final Four bizleri bekliyor. Senin beklentilerin neler Kaan Kural? Nasıl yorumlarsın? NCAA'nin atmosferi ve o enerjisi inanılmaz oluyor. Şimdi bu sene bir de herhangi bir salonda oynamıyorlar. Arizona Üniversitesi'nin Amerikan futbolu sahasında oynayacaklar. 82 bin seyirci olacak. İnanılmaz bir atmosfer olacak. Maçtan çok atmosfer için seyredi. Zaten kolejin en büyük özelliği. Ama tabii bir taraftan da bu genç oyuncuların hayatlarının en önemli maçları olacak. Gonzaga ile North Carolina favori ama bunu söylemeye gerek yok. Yani seri başı olarak da öne çıkıyorlar. Ama Final Four'un zaten hep söylerim ben. Tek maçın kolay kolay favori olan her şey olabilir. Üstelik bu kadar genç oyuncuların olduğu bir ortamda bu her şey olabilir. İhtimallerin yani sürpriz diye kabul edilen ya da beklenmedik diye kabul edilen ihtimallerin olma şansı çok daha artıyor. Yani favori olduğu zaman normalde işte bir favori %80'e %20 favori ise burada genelde en iyi favori %65 anca favori oluyor. O yüzden North Carolina ile Gonzaga'nın favori olduğunu söyleyeyim ama South Carolina Oregon oynarsa da kimse de şaşırmayacaktır tabii ki. Bir kez daha hatırlatalım, bu iki karşılaşmada TVBspor ekranlarında olacak Final Four heyecanı bu gece yarısı başlıyor. İlk maç bir de diğer karşılaşma ise 3.45'te oynanacak. Bu şahane atmosferi TVBspor ekranlarından takip edebilirsiniz. NBA ile devam edelim. Sadece tribünü seyretmek için bile izlenebilir ya. Öyle acayip bir atmosfer. NBA ile devam edelim. NBA'de de bir rekor geldi diyebiliriz. Cleveland'ın yıldız oyuncusu LeBron James, NBA tarihinin en skorer 7. oyuncusu oldu. NBA tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen LeBron James, rekorlarla dolu kariyerine bir başarı daha ekledi. Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls'u 99-93 mağlup ettiği maçı 26 sayıyla tamamlayan yıldız basketbolcu. Böylece NBA kariyerinde attığı sayıyı 28.599 yaptı ve tüm zamanların en skorer 7. ismi oldu.
Daha önce listenin 7. sırasında bulunan ve bu başarıyı 1207 maçta yakalayan Shaquille O'Neal'ı geride bırakan LeBron James, kaydettiği 28.599 sayıyı yalnızca 1055 maçta buldu. Shaquille O'Neal ise sezon başlangıcında listenin 12. sırasında yer alan ve sırasıyla Moses Malone, Allen Hayes, Hakeem Olajuwon ve Oscar Robertson'ı geride bırakan LeBron James'in alt ettiği 5. isim. Irving the drive, back to James! Cavaliers lead and a foul! NBA'de tüm zamanların en çok sayı kaydeden isimleri listesinin 6. sırasındaysa Dallas Mavericks forması giyen Dirk Nowitzki bulunuyor. Organizasyon tarihinin en iyi Avrupalı basketbolcularından biri olarak ön plana çıkan Nowitzki, yaklaşık 20 yıldır forma giydiği NBA'de 30.181 sayı kaydetmiş durumda. NBA tarihinin en çok sayı atan ismi ise Kareem Abdul-Jabbar. 20 senelik NBA kariyerinde Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers formalarıyla ter döken ve bu iki takımda toplam 1560 maça çıkan efsane basketbolcu tam 38.387 sayı kaydetmeyi başardı. LeBron James de belli bir barajı aştı. Yakalar mı 38.000'i Kaan Kural? Onunla ilgili bir süre hesap yapılıyor. Çok zor. Çok zor. Yani şöyle maç kaçırmadan bir 6 sene bu performansı devam etmesi lazım ki şu anda 32-33'e girmek üzere LeBron. Hani 39 yaşında hala bu performansa yakın gidiyor. Yani şu son 5 senede gösterdiği performansa 38-39 yaşında devam ettirebiliyor olması, 41 yaşına kadar oynasa bile bundan bir tık aşağı düşmesi lazım. Olabilir ama zor. Zor bir zor, ihtimal. Zor. Yani uzak ihtimal, öyle söyleyelim. Çok uzak ihtimal hatta. LeBron James'in bu başarısına tanıklık etmek bizler için güzeldi ama Shaquille O'Neal için belki bu kadar iyi olmayabilir. Çünkü onu geçip 7. sıraya yükseldi LeBron James. Bakalım Shaq'ın tepkisi nasıl olmuş buna? Well, one thing I know about Shaq, he don't like being eighth place. Yo, big fella, what up, dog? What's happening? You ever heard yet? Heard about what? You're eighth time now in scoring. LeBron James has officially passed you. So that's your new trophy. Ne dersin Kaan Kural? Yine kendine yani, has. Ya Shaq gene, şovunu yapmış değil yani mi? Şovunu yapacak fırsatı kaçırmaz. Ama çok sevimli. Başkası olsa çok sakil durur. Shaq da olunca gene sevimli çok duruyor. Çok sevimli duruyor değil mi? Peki Kaan Kural'a soruyorum etiketiyle. Bizlere ulaştırdığınız soruların bölümüne geçelim dilersen Kaan Kural. Sana gelen sorularla başlayalım. Bakalım ilk sırada hangi soru var? Fenerbahçe'nin Final Four'u kaçırması ve olası bir doğuş birleşmesinde Obradovic-Bled değişikliği çok mu ütopik olur? Zaten Ütopya'nın... Ütopyası olmuş yani. Herkese Final Four'u kaçırıyor, birleşme... Şimdi Final Four'u kaçırması bir ciddi ütopya ya da bir farazi bir durum. Doğuşla birleşme gene çok farazi bir durum. Obradovic-Bled değişikliği... Yani hiç zannetmiyorum. Yani bir kere Obradovic'le bu kadar özdeşleşmişken Fenerbahçe'nin... Obradovic gitmek istemediği sürece böyle bir şey olma ihtimalini yok denecek. Yani yok demek lazım. Ama oraya gelene kadar diğer 13 tane yoktan sonra o yoka geleceğiz. Peki Final Four kısmına belki yanıt verebiliriz. Valla ben hedef maçları Fenerbahçe'nin çok çok daha iyi oynadığına inanıyorum. Ev sahibi avantajı olmasa bile eğer sağlıklı olursa Fenerbahçe'nin şansı en az %50'dir. En az. Yani CSK ile bile oynasa %50 bence. Ev sahibi şansı avantajı olmadığı halde. Ama o zamana kadar ne kadar sağlıklı ve ne kadar formda olduklarını görmek lazım. Ona gelecek hafta biraz daha sağlıklı yanıt verebiliriz. Ama şu anda kendisini zora soktuğu ve Fenerbahçe'nin özellikle hücum anlamında iyi olmadığı da kesin. Peki devam edelim sorularla. Anadolu Efes'in sağ avantajı olmadan Pire ya da CSKA'ya eleme şansı nedir? Olympiakos ya da CSK Moskova. Evet. Olympiakos'un Pire'den ilk defa görüyorum. Evet ben de öyle. CSK'yı çok düşük. Çok düşük yani. Ama CSK'yı oynama ihtimali de oldu. Tabii Real'e yenilirse oynama ihtimali yüksek oluyor. Olympiakos'a bir miktar olabilir. Sorun şu ki ben Efes'in çok çok daha iyi bir yol seçmiş olsa da bu yola bu kadar geç
seçmiş olması ve girmiş olması. Bu tip hedef maçlara yeterince oyun olgunluğu taşıyamayacağını düşünüyorum. Daha belki panik de olunabilir. Artı alışkanlıklar detaylarda çok kendini fark ettiriyor ve bu hedef maçlar, yani playoff maçları çok detayların öne çıkacağı maç olacak. Yani CSKA karşısında çok düşük, Olympiakos karşısında da düşük olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki bakalım neler olacak? Kaan Kural'ın yanıtı bu şekildeydi. Devam edelim sorularla. NBA tarihindeki en değişik yeteneklerin birleşimi, güç, hız, vücut gücü veya teknik gibi oyuncular hangileri? Çok geniş bir soru ama. Abi, çok farklı özelliklerin vücut bulunmuş olduğunu herhalde Antetokounmpo şu anda. LeBron zaten öyle. Zaten Antetokounmpo'nun bu el büyüklüğü falan ya, normal şey, ilahi ölçülere biraz dışında sanırım değil mi? Fırıncı küreği gibi derler ya. Fırıncı küreğini falan geç, direkt grinder ya. Böyle bir el yok yani. Gerçekten hakikaten anatomik olarak olması gerekenden %35 daha büyük eli. Yani olması gereken %35. %35 yani neredeyse bir buçuk. Gerçekten şaka gibi bir eli var. Üstüne üstlük el genelde öyle, parmaklar bile ele oranla da bir uzun. Yani avuç o kadar uzun değil. Parmaklar böyle saçmalık yani. Olması gereken iki katı parmakları var yani. Genel tarih. Antetokounmpo olabilir. Yani çok yönlü oyuncuların için, pek çoğu için söylenir. Yani LeBron tabii ki. Yani her şey. LeBron o konuda simge oyuncu. Ama herhalde en iyi örneği Antetokounmpo olsa gerek ya. Ben de katılıyorum kesinlikle. O zaten değil mi? Yunan ucube diyorlar ya. Ucube diyorlar bak, evet. Ucube tabii orada tam olumsuz anlamda kullanmıyorlar. Olumlu anlamda yani. Görülmemiş anlamında kullanılan bir ucube. O Yunan ucube diyorlar o yüzden. Aslında çok tam onu anlatan tabii, bir tabir diyebiliriz. Tabii bizde ucube genelde çok olumsuz. Evet, biraz daha olumsuz orada ama orada öyle değil. Orada free kavramı olumsuzluk içermeyen bir kavram. Yani hayranlık uyandıran bir gariplik anlamında kullanılıyor. Peki devam edelim sorularla. Kaan abinin NBA'deki evladım dedikleri kimler acaba? Ya bunu çok söylemiştim aslında ama hemen her sene 5 kişiyi değiştirmiyorum ama 5 kişilik kadroyu bozmuyorum. Daha doğrusu 5'ten başka oyuncu almıyorum. Bu seneki 5'li Mike Conley, Chris Middleton, Josh Richardson, Gary Harris ve Steven Adams'dan oluşuyor. Middleton ve Mike Conley geçen seneden devam ediyorlar. Diğer 3 isim yeni. Onlar yeni. Peki Kaan Kural, teşekkürler yorumların için. Programı tamamlamadan önce hemen TV Bu Spor ekranlarında izleyebileceğiniz basketbol karşılaşmalarının programıyla devam edelim. Tabii ki NCAA. Tabii ki NCAA. Bu gece sabaha karşı yaşanacak heyecan. Bir de başlıyor ilk yarı final, ikinci yarı final mücadelesi de 3.45'te. İlk yarı final South Carolina Gonzaga, ikinci yarı final North Carolina Oregon. İki karşılaşmada TV Bu Spor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanya Basketbol Ligi ile devam ediyoruz. İspanya Basketbol Ligi'nde de Baskonya Real Betis mücadelesi var. Pazar saat 13'te TV Bu Spor 3'te olacak bu karşılaşma. 19.30'da da Fuenlabrada Real Madrid karşılaşması var. Çok teşekkürler Kaan Kural tekrardan. Rebound'un sonuna geldik değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.